Merhaba efendim, Rota Sizyonlara hoş geldiniz. Tümünüzü saygıyla kucaklıyoruz. Bu akşam çok renkli, çok hareketli ve espri dolu bir programla çıktık karşınıza. İşte kalp sağlığı için yürüyenler, 2,5 yaşında pedali olmayan bisiklet süren küçük bir çocuk ve birbirinden renkli ve espri dolu görüntülerin olduğu klasik araba rallisi. Rotasız Yollara hoş geldiniz yeniden. Sakın bizden ayrılma. Kuru fasulye yiyebilir misiniz sevgili seyirciler? Yiyemezsiniz. Sıkılırsınız. Usanırsınız. Başka yemekler istersiniz. Onun için arada bir şefteli kebap, şiş kebap, şiş kebap, dolma, mulya gibi değişik yemekler yemeniz gerekir. Biz de öyle yaptık. Her gün televizyonlarda canlı konuşmalarla, siyaset konularıyla, seçim ile insanları bunaltanlara bir değişik bir menü hazırladık. Ve onu sunacağız sizlere bu akşam. Gördüğünüz gibi yürüyerek yapıyoruz bu işi. Yürüdükçe damarlarınız açılacak, kalpleriniz teklemeyecek, sağlığınız daha iyi olacak. Bu yüzden son birkaç yıldır ameliyat edenlerle edilenlerin düzenlediği ve bir farkındalık yaratılmaya çalışıldığı, siz yürüdükçe kalp sağlığınız daha da iyi olacak ve sizi yarı yolda bırakmayacak gibi bir etkinlik düzenlendi biliyorsunuz. İşte biz de şimdi yürüyerek onlarla birlikte başhekim Ramazan Bey, Doktor Gülgün Hanım ve Sağlık Bakanımız Ahmet Gülle ile sohbet edeceğiz. Ama yürürken kalbimiz teklemesin. Nedir bu? Her yıl yapılıyor. Yürümenin kalp sağlığına ne kadar katkısı olduğu, damarların sertleşmemesi ve dayanıklı olması için, sağlıklı olması için ne kadar önemli olduğunu duyurmak ve bir farkındalık yaratmak istiyorlar. O sayma önünde sizi. Sağlık Bakanlığımıza gelin bu arada. Hekimlerimizin duyarlılığını gösteren bir etkisi. Dolayısıyla ben onları bu organizasyonu yaptıkları için kutluyorum. Bugün beraber yürüyoruz. Benim doktorlarımdan biri de sen. Benim doktorum esas. Ben de doktorum. Senin doktorun ama benim doktorum. Almaylı mı doktorum? Tabii burada benim için en enteresan olan şey ameliyat edenlerle edilenlerin birlikte yürümesidir. Evet. Hava da güzel. Dedim keseceğim inadı. Yani. Fırsattan istedim, hadi yürümüş de alıyorum. Sporumuzu da yaptık ama yani bu durumda. Doğru mesajımızı vermemiz gerekiyor. Evet. Yani burada en önemli olan. Sağlıkçıların da, hastaların da, herkesin. Hedef 99 iki basamak. Doğru mesajı verebilir. 99 kiloya düştüğüm toplumda bu damar hastalıkları ve kalp hastalıkları bayağı yaygındır. Çok yani. Hedef iki basamak var. Uzmanlarımız burada. En büyük sorunumuz
en sık ölüm nedenimiz. Evet, 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 doğru. Ve damar hastalığı. Kanser ikinci. İkinci? Evet. Kanser ikinci. Yani aslında teknolojinin gelişmesi bize kötü bir yaşam tarzı ve hastalık olarak geliyor. Ha biz bu teknolojinin üstüne yattık. Dedik ya tamam ya, madem teknoloji var oturalım ve... Teknoloji bizi oturttu. Oturttu. Çünkü araba satın aldığınızda nasıl yürüyeceksiniz? Doğru, doğru. Bisikleti sattınız, araba aldınız. Bisiklet işi bitti ama bir sürü de sebep var işte. Bisikletten yollarda gittiğinde dikkatsiz sürücüler, saygısızlıklar... Ama bisiklet yolları var Avrupa'da öyle değil. Bizde yok maalesef. Bizde de olması lazım ama işte... Yani bisiklete yönelim var. Evet. Sonra doğal beslenme dediğimiz olay var. Mesela sen hiçbir şeyi eskiden zamansız yemiyordun. Katkı maddeli yemiyordun. Her şey doğaldı. Her şey kendi zamanında üretilirdi. Turfanda çıkardı o zaman yerdik. Ha yani ama şimdi ilaç konuyor. Evet. Hormon konuyor. Ne bileyim erken olsun diye veya böcek yesin diye konuyor. Bu defa burada ne da, oluyor? Burada da görev devlete düşüyor tabii ki. Tabii yani. Tabii ki. Kontrol edeceğim. Kontrol edeceğim. Ben bulursam. Devlete düşmüyor aslında. İnsanlar reddetmeyi bilmelidir. İnsanları da eğitmek gerekir. Zaten doğrudur. Bu tür sivil toplum eylemlerinin amacı bence odur. Yani insanlar eğer siz üretici olarak çileye ilaç koyuyorsanız ve insanlar da almıyorsa bitersiniz. Evet. İnsanlar bakıp da organik olanı alacak. Onu bilecek insanlar. Evet. Yani Avrupalı insanın bizden farkı budur. Biz toplum olarak boş vermeye başladık artık. Son 10 yıldır boş veriyoruz, umursamıyoruz değil mi? Biraz yani da böyle bir tarafımız var. Sadece son 10 yıl dememek lazım aslında. Tarihimize baktığımız zaman biz azınlık bir toplumuz. Büyük bir çoğunluğun azınlığıyız. Dolayısıyla da azınlık psikolojisi çok ilginç bir psikolojidir. Yani bir 4-5 tane savaş yaşadık. Sosyal travmalar yaşadık, göçler yaşadık. Yani şu anda mesela ülkemizde trafik kazaları çok yüksek oran evet, olarak. Evet. Ondan sonra boşanmalar çok yüksek. Yani evet, sadece ekonomik boyutu, işsizlik bayağı bir yüksek. Evet. Gençler işsiz. Evet. Hayat şeyimiz, standartımız oldukça sıkıntılı. Evet. Alım gücümüz düştü, döviz başına aldı, götürdü. Yani insan sağlığının bozulabilmesi için bütün olumsuzluklar ve şartlar var. Bütün dünyada var, yani sadece bizde değil. Bir bebek kaç yaşında yürür sevgili seyirciler? 1 yaşında yürür. Kaç yaşında konuşur? 1,5-2 yaşlarında konuşmaya başlar. Peki bisiklete hangi yaşta biner? Bizce 5 yaşından sonra sürmeye başlar. O da 3 tekerlekli ya da yardımcı tekerlekli bisiklet sürer. Şimdi ekranlarınıza 2 tekerlek üzerinde vızır vızır giden 2,5 yaşındaki bir çocuğu getiriyoruz. Çocuğun adı Ali Köroğlu. Yani bizim Ali Köroğlu'nun kardeşi oğlu. Yani amcası Ali Köroğlu beni aldı ve Londra'dan tatile gelen küçük Ali Köroğlu'na götürdü. Tabii Ali için bu çocuğun çok değerli olduğunu da söylemem gerekir. O çok sevdiği bir çocuk olduğunu söylüyor. İnan diyor çocuklarım kadar seviyorum, hatta daha fazla seviyorum bu çocuğu diyor. Ve beni Ali'nin kaldığı dedesinin evine götürüyor. Şimdi birlikte küçük Ali Köroğlu'na gidiyoruz. Ve bu 2,5 yaşındaki çocuğun bisiklet sürdüğü görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Arkadaşmışsın sen. Evet, arkadaşımdır. Yahu samimi arkadaş. Senin toruncuktur bu değil. Ya. Allah başlasın. Kaç yaşındadır? Abi edemeyeceğim. 2,5. 2,5 yaşında. Da bisiklet sürer. Ya. 2,5 yaşında bisiklet sürmek mümkün mü ya? Mümkün. Gidelim o meydan yere süresin. Parka. Parka. Tamam. Anlamam. Bu artık hayalet Tolgaycı. 10 yaşında onduğundan neler sürecek ne olur?
Hızlan, hızlan da yetişiyorum. Ya bu ne zehirlikle gider. Yetişemiyorum yani. Yetişemiyorum be seni. Seni doğru bir gider. Yetişemedim yani. Şimdi bu ne farkıdır dedin demin? Bu hastane farkı. Kör oldun farkı. Kör oldun farkı. Farkı değil be. Farkı. Hadi be. Bana öğretti. Ve Ali Godular gelmiş. Evet. Soyadınız da kör oldu. Bütün çocukları severim. Kendi çocuklarımı da severim. Bunu bir başka severim de kadar. Gidelim mi be? Gidiyoruz hadi kaçıyoruz. Nasıl alamam buradan ha? Tahta bisiklet. Evet. Hadi güneş geldin. Evet. Bay bay Tolgaycığım da gene. Bay bay. Gene gel. Bay bay Ali'ciğim. Gene gel Uzun da gene. Uzun. Bu süper çocuğa maşallah demek gerekir sevgili seyirciler. Diyoruz ve programımıza devam ediyoruz. Sakın bir yere ayrılmayın. Birazdan klasik otomobil rallisinde sizlerle koşacağız yollarda. Yeniden. İşte bana musallat olan bu klasik otomobilciler beni bir türlü bırakmıyorlar ve her rallide benim de kendilerine katılmamı istiyorlar. Ben de keyif alıyorum. Ne de olsa memlekette konuşacak başka sorun kalmadı biliyorsunuz. Ekonomimiz çok şükür düzeldi. Hepimizin cepleri para doldu. Siyaset çok düzgün gidiyor. Çatışma yok, muhalefet yok. Her şey tıkırında, günlük gülistanlık ülkemizde biz de yapacak iş bulamıyoruz. Ve sizlerle klasik otomobil rallisi görüntülerini paylaşıyoruz. Bu hafta Cahit Necipoğlu'nun düzenlediği, sponsorluğundaki yani, ralliyi getireceğiz ekranlarınıza. Ama bir tek farkla, bu hafta sizlere nostalji müziği esprileri katarak yaptım. Keyifle izleyeceğinizi umuyorum. Ve sevgili Ali Köroğlu beni arıyor. Sonra evden eşini alıyoruz, Sultan Hanım'ı. Ve yarış birazdan başlayacak. 5, 4, 3, 2, 1. Başımın tatlı belası Tolgay Tarıman. Dur bakalım bugün bana ne kazıklar atacak. İnşallah beni gene Salih Çeli gene ya Çakala ya Salih Köroğlu'na satmaz inşallah beni gene. Be Ali, sen öyle den ama ben biraz daha iyiyim seni düşünüyorum. Nasıl? Yani söyle bakalım. Böyle ikimiz bir fidanın güller açan dalıyız. Olduk. İkimiz. Olduk. İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız. Yalan. Yani ben de şimdi bu rally desem birinci olamaz mı ya? Olurum tabii. Neden olmayayım? Beni adam yerine koymadın. Yok onu demek istemedim de. Yani böyle bir şey olur. Bal gibi de olur. Olur bal gibi olur. Kalplerimiz yolları. Olur bal gibi olur. La ikimiz bir finanın güzel açan dalıyık ama dallar kurudu. Zamanında yakacaksınız lan. Yani düşünsen farz et ki bu rallide birinci geldin. Peki sence Osman Çakal bu işe ne der? Ne diyecek? Ma delisi. Vallahi sen delisin. Diyecek. Böyle çarpılmaz ki çıldırmışsın. Sanki vallahi sen delisin. Arcan. Dört karbüratör yaparım. Nasıl gelin? Yapar. Alacak makineyi. Necipoğlu plazanın önünden. Tirvan'dan Yonca'nın orada yeni bir yer yaptı. Ha. Oradan ısrarlandı. Tirvan'ın yeni adını mı ben? Tirvan'dır ya. Tirvan'ın yeni ismi nedir be? Nedir? Bilmem. Unuttum. Oradan ısrarlandık. Artık güzergahımızı bilemeyiz. Güzergahın krokisini start
aldığınızı alacak. Günaydın. Bugünkü faaliyet hakkında duygu ve düşüncelerini alabilir miyim? Ben çok iyiyim. Çok, biliyorum. Ali'nin ısrarına rağmen co-pilotluğu kabul etmedim. Çünkü her zaman kaybeder ve co-pilota bulursun. Sen o zaman gazanan bir araba seçmen lazım. Kesinlikle. Yani. Onun için düşündüm, başındım. Evet. Buranın özel etaplarını senin ve Tamaç'ın arabalarında yapacağım. Çok güzel, evet. Ve dolayısıyla nasıl? dolayısıyla da senin vereceğin şansın birinci gelecek. Bence de. Eminim ya. Çok heyecanlıyım. Sakin ol, sakin ol. Çok heyecanlıyım. Hadi bay bay. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Heyecanlanma. Belli bir yaştan sonra heyecan artar bileyim. Evet. Kameradan çıkan neler bu? Yarım saat iste. Sen daha ilginç görünüyorsun bunlardan. Çok yazdın da. Vallahi billahi. Che Guevara. Tamam, evden unuttunuz ama. Üstünü evden unuttunuz. Ya o sizin daha yaptıracak. Daha. Ekonomik sıkıntılardan dolayı. Havanın güzelliğini de kaybetmemek için. Anladım da işinize geldi bu iş. Evet, aynen öyle. Kışta yana yana dam isteyeceksiniz ama. İyiler, nasılsınız? İyiyim. NTV adına bir röportaj yapıyoruz. NTV'ye yapma, kusura bakmayın. Yok, NTV değildi ya. BRT TV'ydi. Yanlış, ya adını karıştırdım. Adam onu uygun. Sen bugün katılman? Katılıyorum. Ha, şeyle? Mercedes'ten. Ha, bununla doğru. Ben de... Kopilotum yapar her şeyi. Kimdir? Kopilotum Hüseyin Bıçak. Hüseyin Bıçak, bugün kardeşin değil. Kardeşim yok bugün, o işliyor. Ha, işler. Onun için ben yeni bir kopilot buldum, o da her şeyi yapar. Babam demin çok heyecanlandı hareket ederken, bir şeyler olsa çıktı, bilmem ne oldu böyle. Sığmadı araba. Panikledi, ben de dedim yine sakin ol, sakin ol, relax. Evet, araba sığmadığı için. Geçemedim balonlarda, nasıl? Yapacak bir şey yok. Lakin bir sürü biraz daha onun sınırlarına göre arabayı. Her gördüğümde bir şeyler yiyin. Doğru söyleyin. Her gördüğümde bir şeyler yiyin. Her şey yemeğiyle hallolur. Yani ama Avusturyalılar bu toplumu yemeye ha. Doğru söyleyin. Ama ne edinler bizi? Güle güle. E kategorisinde büyük bir ihtimalle birincilektir. Çünkü Sinan gelmedi. Bir Salekeroğlu kaldı bana. Ha. Başka yani... Senin kategorin. Benim kategorimde. O birilerine ben karışamam zaten. Tamam. Ben de sana şans getireyim diye arabaya bineceğim bu hafta. Tamam. Nasıl? Çok güzel olur ha! Çakalı ben severim. Çakalı seven? Tabii. Ben gideceğim arabasına. Binsin. Cehennem olup bir kere gözüme gözükme. Binsin, binsin. Hayır, ben seni, vallahi billahi böyle koyacağım seni, kaçak. Bir soru sorayım sana, bir tek soru. Konuşmadın seninki. Benim hanım biraz utanacaktı, tamam. Utanacaktı? Evet, tamam. Sence? Evet abi. Televizyonlarda toplumsal sorunları konuşmak mı iyidir? Yoksa böyle klasik araba yarışları bilmem neleri? Klasik arabalar, hiç uzak bize o işler. Yani hiç toplum meseleleri konuşmayalım. Bizi ilgilendirmez. Sen de ne? Bence de arabaları gerekmez öyle şeyler. Bizim yani, kavga çıkar öyle şeylerde. Yani siyaset, hayat pahalılığı, haksızlık, adaletsizlik olursa eğer hiç. Ki yoktur. Yok, hiç, hiç yoktur. Bunlar konuşulmaktansa böyle sporlar... Şimdi konuşulsun ya, konuşulmaz demedik yani de. Çok sık konuşulması kötü bir şey bence. Ben çok sık klasik araba programı yapmaya başladım da onun için soralım. Yok, bence klasikler daha iyiydi. Yani ben seneden torba yaptım bilin de. Bilirim. Şimdi yani benim moralimi düzeldin biraz. Yaptığım iş yanlış değildir deyin bana. Yok, yanlış değil tabi. Ha, alayım. Yanlış değildir. Bunalıma destekledik de sana. Bunalıma giriyorum yani. Başka olarak hiç değilmiş. Sen soracaksın. Çok iyi, süper. Bravo. Kızlar süremez diye bir şey yok ki zaten. Kız erkek ayrımı yapan adamın zekasından şaşarım ben. Kesinlikle katılıyorum. Şaşarım ben. Size. Keşke ben kadın olsaydım. Ya.
Biz arkadaşların yanında geldik. İlk kez geldik. İlk defa. Hani arabada, araba. Nesin bu? Arabamız var. Söyle Tolga abi. Bir şey istirdik. Sen hani Opel almadın ki? Opel'den geldim. Ayabesimden geldi arkadaşlar. Opel oyuna gidiyorsunuz. Oyuna gidiyorum. Torpille ilk çıktım yeni. Geçen defa. Yeşilim var. Lazım bu da gene torpil çekeceğiz. En çok ne seveyim hayatta eşya olarak? Arabalar hobim ya benim. Hastayım ben arabada. Hastasın değil mi? Ozan seni gözüm bilir de nasıl? Nereden tanırım ben seni ya Ozan? Son iki sene bir çık. 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 Otomobil uçar gider ömrüm gibi geçer gider. Otomobil uçar gider ömrüm gibi geçer gider. Ben... Hayır, 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 hayır. Şimdi nereye gideceğimizi bilir miyik? Bilmeyik. Ya şimdi güzergahta gösterelim nereye gideceğimizi. Şimdi mi yiyelim? Ne gösterir? Tabii. Yani şimdi aldın yerine şey değil. Evet şimdi tam aldım. Her gece hesap verir. Al. Bir dakika. Zaten bir dakika evvel alın. Bir dakika evvel alın. Bir dakikada görün işte güzergahı çıkarın. Ondan sonra hesaplamanı yapın. Yani 60 saniyen var. Anlayasın nerelerden geçeceğim. Anlayın ya zaten. Yani bunu anlaman için açık göz olmana gerek yok. Herkes anlar. Son olsa gidiyor. Ha. Citroen'de senin. Aslında bu benim değil. Kimdir? Ercan var bizim bir tane. Harcanındır bu. Ha. Belli olmaz. Belli, vallahi öyle hiç dışına bakmaz makineler yapar yalnız. Senindir bu. Duymasın bizi ha. Dışı nedir böyle veren dökük? Hiç bakman dışına otomobillerin. Bu modeller öyleymiş ben de sordum kendine. Galatasaraylıdır ama araba gördün mü? Galatasaraylı? Evet. Ben uzaklaşayım o zaman. Ben Fenerliyim. Ne yazar? Ya ya ben. Aha çek. Ha nerede? Aha çek. Nerede yazar? Citroen DGS. Sen de Galatasaraylısın. Evet. Ha. Akşam 5 tane attık biz. Ha. Ben değilim ama. İnşallah sizi bugün Yener Karabük'te görürsünüz. Hiçbir şey yapamaz. Acaba? Bu arabanın çok büyük özellikleri var. Nedir? Bak sen göz show frame isteyin. Köster. Arcan. Araba şu an benim zimmetimdedir. Elle yemeyin. Çok büyük özellikleri var. Çok güzel çizim. Bir kere işler. Evet. En büyük özellikleri. Tekerlekleri döner. Koltukları var içine oturun. Bak şimdi her zaman seviyorsa aynıdır. Bak izle. Hadi gel abi. Bak. Nedir be yaptın? İzle göresin. Dur da uzağa gitmem lazım. Tamam bak oturdu şimdi baştan yapayım şovumu. Tamam. Yo bastın tamam. Evet. İzle. En. Kalacak aşağıda. Hep aynı seviyede dur. Ağa çıkıyor gene yukarı. Evet. Bu araba tuhaf. Bak. Ooo. Bak. Şey yağlıdır, havalıdır değil yoksa? Evet. Havalı, yağlı karışır öyle. Citroen bildiğin Citroen işte. Ha onlardandır. En büyük özelliği budur. Başka özelliği yoktur değil. Yok ya hiç olur mu öyle şey? Aha söylesin sağa söyle. Baban yakı mıyımdır çok? Evet onun saklarım. İstedi ama vermedim önüne. Ha. Yavaş yavaş çıksın. Yavaş yavaş çıksın. Kademe tabii. Bir daha var nedir o? Adanalı varsa bir yerde kavga da var. Öyle olur. Öyle değil mi Tolga'm? Öyledir. Yok daha öyle olmadı. Daha sabah sayılır. Geçmiş arabalar. Hı. Hayırdır? Ne yaptın? Tişörtü mü? Ha tişörtünü çekeyim. Çok uzaktır görünmez. Can Polat kimdir? Kim? 338. Arabanızın plakası. Tabii. Vay be. Bak. D339. Evet. D339. Can Polat kimdir? Can Polat. Kimdir Can Polat? Hasan Can Polat. Yani sürücünün adıdır. Evet. Kopilot Tezin Can Polat. Vay be. Vallahi üşenmediniz de gittiniz. Millet, millet pantolonu yırtılır da dikemez de. Siz gittiniz tişört yaptırdınız. Aynen öyle. Yaklaşık 20-25 yıldır daha hep insanlara toplumsal sorunları sorarım. Yani işte o haksızlık olduydu, bu ekonomik sıkıntı vardı, şuydu buydu. Öyle mi yapmak iyidir yoksa böyle arabacıklardan, klasik arabalardan bilmem neler keyif. Bence karışık. Güllük gülistanlık ne güzel bak. Klasikçi olduğumuz için tercih ederiz. Klasikçi olduğumuz için. Ama o sandığı insanlar memleket meselelerinden değil. Aynen, evet. Aynen o da var.
ben daha. Bir şey değiştirse canım hocam, o zaman bir şey daha değiştirse. Her şey aynı. Aynen. Ben size bir itirafta bulunayım. Benim elimde 20 sene önce yaptığım torba programları var. Aynı şeyler konuşulur bugün. Aynı şeyler. Aynı sorunlar. Grevlerin sebebi aynı. Kıbrıs sorunu gene. Hadi yor, gene görüşmeye gerek. Kim Denktaş'ın klerişi bilmem kim o zaman. İsimler değişirse. Yani. Hep aynı şeyler. 20 sene yalan çözülür. Hayat bir tekerrürden ibarettir. Onun için ver gırbaçı klasik arabaya da bakma. Vallahi tercihiniz macunu vardı. Bu domates macunuymuş. Domates macunu. Bu turunç macunu. Bu bildiğimiz Kıbrıs. Bir de şey ceviz var. Kim verdi bunları size? Ceviz ökemmek. Gideyim ben de alayım. Alın. Alın. Ben kokrotumu kendilerinden beslerim ama değil. Beni devlet besler. Ben öyle küçük şeylerden doymam. Evet. Ne aldın? Turunç macunu. Yaşa. Hep enerji. Hadi gel. Gel üstüme doğru. Macun, domates macunu. Macun, izazik ram var. İzazik rama gidiyorum. Turunç macunu, domates macunu. Her bir şey var ya. Ve şey, ne macunuydu be? Neme lazım macunu? Yok, o siyah neydi be? Kapkara. Ceviz. Ha ceviz. Ha. Turunç macunu, aynı renkler araba. Sen? Yedik biz de. Çok be. Tamamdır, al işte. Güzel ya bak be. Allah başlasın. Araban ısınsa gene ilk kimi çağırın? Ali abi. Ali Köroğlu bu işin ustasıdır. Gene sıcaklığını alır, üstüne çeker hep sıcaklığını. Alıştırdın kendini fışkırmaya, radyatör fışkırtmaya. Yani radyatör da ben Ali abi dokunmazsa açılmaz. Olmaz değil. Olmaz. Çünkü üstüne çeker inşallah diyor, şimdi gene bir şey olmaz diyor bunların arabasına diyor. Biz diskalifiye olacak, bu uyudursan diyor. Yanaşın yanıma diyor, açayım sana radyatörü de gene patlasın mı abi? Yama yok dedi sana değil. Geçemezsen geçeyim ben süreyim. SET'nin nedir anlamı? Sabit hız testi. Arada bir Adana'ya giden. Giderim, Adana'sız kebapsız olur muyum? Adana'nın yolları nasıldır? Taştan oldu. Evet. Adana'nın yolları taştan. Sen çıkardın beni taştan. Hem anadan hem kardeşten. Aman Adana'nın canım Adana'nın. Turunç macunu, ceviz evet. Macunu. Evet. Domates macunu. Domates macunu. Domates macunu. Evet. İlk defa veririm. İlk defa veririm domates macunu. Çok da lezzetliydi ha. Sarı da şimdi domates macunu yaptılar yakında. Bakan hıyar macunu da yapalım. Değil. Olur mu olur değil. Nasıl bu Hatay'a? 11.09. İşte bir dakika. Nere Sultan? Nergis ne sol yoksa? Altı geçe çıktık, sekiz geçe çıkacaktık. İki dakika erken çıktık. Nereye? Yaşama Sultan. Nasıl? Ya gene sen yanlış giden ha. Ne için ha Mausa? Mausa yolu dedi ya bu tarafa. E bak top böyle gelir. Acele eden çok. Çok acelecisin yani. Kaybedeceğiz yani. Bu şey hani tabellaya. Bu tabellaya gel ya Hüseyin. Tabella oradaydı geçti. Ne yazar Raşta Sultan? Erken söylemen de Sultan gelme. Neyi geç söylerim de sana? Öyle gideceydim. Acele şey, hani şey tabella. Şu gördüğün bu tabellayı. Tabella nasıl oldu? Mausa yolu üstüne tabella soldu. Lefkoşa Mausa'yı göster lazım. Yolumu kaybetmiş. Lefkoşa Mausa bu yani. Perişanım ben. Bir garip yolcuyum. Hayat yolunda. Yolumu kaybetmiş. Perişanım ben. Mecnun misalim. Gurbet ellerde. Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben. Mecnun. Bolgay beni çeker kameraya. Bolgay'a selam eder miyim söyleyeyim?
Erdin aradır İstanbul'da. Erdin arıyor. Evet. Vay Erdin'e vay. Evet, Erdin arıyor. Canlı yayına çıkacak. E güzel mi bu? Vallahi güzel. 54-55'te ben. Öyle kaldı. Alan kanarım ne? Bayrağı atıyor. Su haberleri amiriydi, müdürüydü. Adnan Bey. Adnan Bey. Anlattıydım sana şey hikayesini. Neydi? Ben de takta çalışırdım da gönderdik. Yani teksir ederdik o zaman şeyleri. Evet. Haberleri de gönderdik. Mürekkep evet. Yaz geldi sayfanın. Gönderdik kendisine şeyleri, haberleri. Silik silik şeyler, haberler. Hı hı. Telefon çalar alırık Adnan Bey telefonla. Kimdir? Hasan'dır. Aman Hasan. Sağ ol. Adnan abin konuşur. Evet. Hasan Adnan abin konuşur. Buyur Adnan Bey. Ay oğlum gönderdin o haberleri de gönderseydin bir daha ADS'e. ADS'e ne Adnan Bey? ADS'e oğlum ADS'e okuyabileyim bunları dedi. Sözlük karıştırdık ADS'e mercekmiş. Mercek. Mercek bir de mercek göndereydin diyor. Bir de mercek göndereydin. Beyin aç. Senin gel. Ne, nedir bu ya? Kama. Ha korvettir bu. Abi heyecanlandırdım çok. Ne için ya? Heyecanlandırdım çünkü tehlikeli adamsın sen. Yok ben, ben. Çok tehlikeli. Benim melek gibi adam ya. Senin ne saat nerede neye çıkacak hiç belli olmaz. Vallahi beni korkuttun, ben bile korktum kendim. Valla valla abi. Tebrik ederim, güzel bir güzel bir etkinliğe sponsor oldunuz. Evet. Bu da hayatta gidermiş bu arada, bir şey değil. İkimizi de açıksın. 10 tane kamera tabii. Ne yapayım? Canlı yayın gibi. İki tane el verdi bana Allah. Değil mi? Şimdi bu gibi yarışlara sponsor olduğumuzda siz ticari olarak... Abi ticaret değil. Bunlar şimdi sosyal sorumluluktur. Tamam. Yani onun yanında senin de bir mutlaka bir faydan olması gerekir. Mesela bana torba programına evet. Sponsor olanlara ben işte arkada görüntü koyardım, reklamını çekerdim bilmem aynen ne vardı. Öyle. Elbette bir geriye dönüşü şarttır. Şimdi mutlaka bu işlerde nedir esas olay? Bir şirket olarak bu ülkede bir şeyler kazanırsınız. Bu halktan bir şeyler kazanırsınız. Bu bir sosyal sorumluluktur. Farklı çevrelere, farklı zamanda, farklı böyle bu tür şeylerden katkı koyarsınız. Bunun ismin duyulur, duyulması tabii gerekir. Yani bu işlerde yani illaki aman ismin bilinir veyahut da reklama ihtiyacı değil. Bu tür şeyler ama etkinlikten söz edilirken haberlerde bile Cahit Necmoğlu efendime söyleyeyim klasik otomobil mühendisi yapıldı. Sevindirir tabii ki. O boyutunda olması bizi arabaların sevindirir. Üstünde Kütahya yazar. Aynen öyle. Hepsinde. Aynen öyle. Bunlar güzel şeylerdir. Dönmelidir diyorum ben. Yani bir sponsora verdiği katkı oranında değilse bile bir miktar dönmelidir. Aynen öyle. Çünkü yani sen bir ticari müessesesin. Evet. Sen işte bu parayı geri alman. Bitti. Evet.
sosyal işte, dayanışma. Yani sosyaldır artı bir de bizim Cuma'da açılışımız vardı. Evet, güzel bir... Böyle dedik bu tür bir olayla daha böyle heyecanlı, daha evet, güzel. Çok bir, iyi yaptınız. Bir orijinallik katsın istedik. Çok iyi, çok güzel iyi. Güzel de geçer, keyifli bir gün geçer. Hangi Necip oğlunun oğlusun sen? Cahil Usta. Ejder petrol oralara. Doğru gidecek oğlum abi. Yar alın buradan gidelim. Yar. Yar anasını satayım. Hadi. Festivalin içine girdik dost doğru. Serdar mı panak abi? Yeni festivalin içine girdik. Oye, oye, oye. Yerimiz var. Ne oldu baylar? Ben buraya park etsem olur. Gördüm. Buraya işte park etsem olur. Park ederim Osman'ı. Şey buraya park etsem olur. Yine kaybolmadınız ya. Biraz. Nedir bu festivalin adı? Serdarlı. Serdarlı'nın ne festivali? Serdarlı Kültür Sanat. Sen beni çeken ya ben seni çekmem. Çekerim tabii. Berberliğin de var ha. Kuaförlüğün de var yani. Aşk almayın. Yok, hayır sen. Ha ben zaten saçlarına onların da onun. Ne yaparsam çekerim. Aman. Aman. Hiçbirine gibi. Sıkı tut pastırayım. Girdi. Bu arabacığın aynısından benim de vardı. Evet. Sen yarışta değilsin ya. Yok değilim. Ben bayılırım arabalara. Benim çok gençlik şeyimdir bu. Babamdan gizlin gizlin gittim. Bir tane atılı dururdu şeyde. Ve koşanın içinde berberin, tavuklar içinde aldık kendini. Sildik temizledik çalıştı. Çalıştı manuel line. Bak ne göresin ben kimlerden gezerim? Kimlerden gezerim ben bak. He. Bak bak. Bırakma kendini kaçarsın. Sar beni. Sar beni biraz çıkıyor. Babası. Reyling atacak omuzuma. Ne için? Görsünler bizi. Evet. Sağ bir şey zannetsin mi? Bir şey zannetsin. Oh. Geliniyor. Tamam. Merhaba. 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 Hep senin yüzünden be Tolgay. Ne oldu be? Ne yaptın be gene? 14. getirdin beni. Aha bu başıma gelenler hep senin yüzünden. Başıma gelenler hep senin yüzünden. Ne istedin benim
sevgiden başıma gelenler hep senin yüzünden. Olur. Sonuçlar çıktı. Sürpriz var mı? Var. Çok sürpriz var. Var. Özellikle 1, 2 ve 3. Yani ummadık taşlar baş yardım mı? Aynen. Vallahi. Karnı büyük obur dünya, keder dolu acı dünya. Ne gül koydun ne de konca, yediğine doymadın mı? Yediğine doymadın mı? Ne gül koydun ne de konca, yediğine doymadın mı? Yedin yine doymadın mı? Seni okuyup yazanı Yunus gibi bir ozanı. Yarıştan önce takım kurup üç işleyen ortak takım kurup takımdan başlamadı. Ay! Bizim o şeyin olacak dedi. Ha evet. Böyle bir şey. Para istediğimi söylemedim. Yok ya. Yok ya. Bizim yok kendi aramızda. Yandın. Şimdi. Hadi gel. Çek çekemiyorsan çakalı bir ay. Ne çeyim? Olsun diyecek bana. E olsun sana Ali. Olsun ha. Olsun. Olsun olsun. Bir şey değil. Bir hayal sanki. Yemekte şu kupalar vermezden evvel gitti. Herkes de camdan okurdu. Sen de gittin de sonuçları okurdun kağıttan. Evet. 14'üncü geldiğin görünce ne hissettin be kardeş? Aman anam yandım. Yandım ne yandım, yandım. Yandım yandım ah yine yandım. Bana evden şarkılar söyleten kadın. Baka baka. Büyük bir keyif aldığınızı umuyorum sevgili seyirciler. Bunu gözlerinizden okumak mümkün. Haftaya bir başka serüven, haftaya bir başka konu ve konularla birlikte olmak dileğiyle ben sunucunuz ve yapımcınız ve yönetmeniniz Tolgay Tarman hepinize iyi geceler, mutlu günler diliyorum.